Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Kıymetli arkadaşlar, bir türlü bitmeyen Şura suresinin e, ilgili bölümündeyiz. Biliyorsunuz e, biz e, her sureden bir bölüm okuyoruz Elmalı tefsirinden. E, şu anda okuduğumuz bölümde e, 19. ayetten 29... Yok, e, yanlış oldu. Efendim hemen söylüyorum. 31. ayet-i kerimeden 42. ayet-i kerimeye kadar olan bölüm. E, bu bölümde e, bu sureye ismini veren e, Şura hadisesinden bahsedildiği için e, bu bölümü seçtik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir yerde geçmiyor bu konu. E, fakat bizim e, şu anda içinde bulunduğumuz yani bölümün içindeki bölüm e, diyelim 36. ayetten 40. ayete kadar olan bölüm. Bu bölüm çok etkileyici. E, ne kadar üzerinde durulsa, ne kadar konuşulsa, ne kadar detaylı çalışılsa yeridir. E, acizane kanaatim arkadaşlar. Burada Allah katındaki ...kalıcı ve en hayırlı mükafatlara nail olacak olanların... 8 tane özelliği zikrediliyor. Bu 8 özellik açısından kendimizi test etmekte yarar var. Fakat ben böyle işte kendini test etmek... ...işte bu ayete göre, bu hadise göre sen neredesin... ...işte kendine bak önce falan hani bu söylemleri kullanırken... ...bir taraftan da içim şöyle bir hep bana hatırlatır yani... ...kalbim, aklım hep hatırlatır. Çünkü aramızda bazı insanlar... Arkadaşlar bunu bu yani bu anlattıklarımızı dinleyenlerden bazıları o kadar hassas oluyorlar ki zaten kendisini çok fazla sorguluyor zaten sürekli bir muhasebe halinde ve bazen öyle bir noktaya getirmiş ki bunu hani kendinden ümit kesiyor benden adam olmaz düşüncesine vardırabiliyor. Veyahut da işte çeşitli güvensizlikler yaşayabiliyor. Başarısızlık, yetersizlik duyguları yaşayabiliyor. Bu aşırı hassas olanlar için söylemiyorum bunu arkadaşlar. Fakat yani bu hassasiyet meselesi de eşit değil insanlarda. Bu bakımdan çok dikkat etmesi gerekiyor bu konuları işleyenlerin. İşte diyelim ki zaten sorumluluk duygusu çok yüksek olan birine sürekli sorumluluğu anlattığınızda onu iş göremez hale getirebiliyor. Yani e, hassasiyet de diğer bütün niteliklerimiz gibi. İşte sıfırla yüz arasında çeşitli basamaklarda e, yer alıyoruz hepimiz. E, diyelim benimki 60'lardaysa işte bana sürekli nasihat etmek, ara sıra böyle bu ayetleri okumak, hadisleri okumak çok iyi gelebilir. Ama sorumluluğu, sorumluluk konusundaki hassasiyeti 90'larda olan birine, işte bunu e, böyle çok baskı yaparak, çok vurgulayarak anlattığımızda, bu sefer dediğim gibi e, şunu unutmayalım. Osmanlı'dan bize kalan e, çok güzel, e, yani böyle çok kuşatıcı, e, çok, derin anlamlı tabirlerden birisi de şudur. Bir şey haddini aştığında zıddına inkılap eder. Yani hassasiyet ve sorumluluk duygusu da bir sınır var. Yani o sınırı aştığında zıddına dönüyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabesinden birisi böyle işlediği bir günah yüzünden kendisini o kadar çok sorguya çekiyor, o kadar çok kendini yargılıyor ki en sonunda dağlara çıkıyor, aklını kaybediyor ve bulunamıyor bir daha. Peygamberimiz o kişi için diyor ki Allah'ın affına güvenseydi böyle olmayacaktı diyor. Yani hepimizin arkadaşlar bu duyguları yani işte sorumluluk, vebal, işte yüksek hedefler Allah katındaki derecelere ulaşmak konusunda Allah'ın yardımına ihtiyacımız var, ona güvenmeye ihtiyacımız var. Elbette hepimizin kendine göre eksik olduğu yerler var ama hani bunu karşımızdakine anlatırken bu şeyi de düşünmek lazım. Yani bazılarında artık obsesyonlara sebep olabiliyoruz. Psikolojik bunalımlara sebep olabiliyoruz. Ben kendi hayatımda da yakın çevremde buna şahitlik etmiştim. Arkadaşlar çok fazla vaaz dinlediği için çok fazla ve o vaazları çok ciddiye aldığı için insanlar psikolojik bunalımlara girebiliyorlar. Çeşitli rahatsızlıklara kapılabiliyorlar. Bunu işte ibadetlerde görüyoruz. Şöyle olursa iğne deliği, iğne kadar, iğne Ucu kadar kuru bir yer kalırsa falan. Şimdi zaten obsesif olmaya meyyal birine gusül abdestini böyle anlattığınızda o artık saatlerce banyoda kalıyor. E, oradan çıkamıyor. Dolayısıyla bunları anlatırken hani Rabbimizin öyle çok da milimetrik ölçümler yapmadığını hani ihmal etmemek şartıyla baştan savma yapmamak şartıyla kurallara riayet etmek şartıyla elbette eksiklerimiz olacak. O eksikleri Rabbimizin hoş göreceğini, onun affının affı olmasa kimsenin hiçbir zaman her şeyi tam mükemmel yapamayacağını da arada belirtmek lazım. Şimdi bu 8 özellikten arkadaşlar ilgili yani daha önceki konuşmalarımızı dinlememiş olanlar bu bölümle ilgili ee, oradan tekrar okuyabilirler ya da dinleyebilirler biz kaldığımız yerden devam edelim 8 Sekiz, özellikten 8.sini okuyoruz biz arkadaşlar o da e, bu müminler yani Allah katındaki bu yüksek e, derecelere ve kalıcı mükafatlara nail olacak olan müminler e, bir haksızlığa maruz kaldıklarında onların haklarına bir tecavüz, bir saldırı olduğunda bagy ifadesi geçiyor ayet-i kerimede. Hum onlar kendi aralarında yardımlaşırlar, ölçlerini alırlar diyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada biraz okumuştuk biz sizinle fakat kısa kısa tekrarlayalım ee, önemli noktaların altını çizerek Çünkü bağlamamız gerekiyor kaldığımız yere başlığımızı ee, burada dikkat ettiğin ederseniz arkadaşlar bir yani yapılan zulme bir karşılık verme var bir defa ve bu karşılığı hep birlikte yapma var. Yani içimizden birine Müslümanlardan birine bir zulüm olduğunda bir bölgeye olabilir, bir şahsa olabilir veya umumi bir saldırı olabilir. Bir zulüm olduğunda bunlar karşılık verirler, ölçlerini alırlar. Yani ve zafere ulaşırlar. Yani o, o zulüm karşısında yıkılıp kalmazlar diyor. Hani ha, ha, hallederler yani o zulmü hallederler. Bir defa buradan şunu anlıyoruz ki arkadaşlar zulüm karşısında sessiz kalmak boyun eğmek, katlanmak, onu kabullenmek, yani o zalimin kendisi için reva gördüğü pozisyonu kabullenmek övülmüyor. Tam tersine o zulme engel olmamız gerekiyor. Hatta birazdan göreceğiz zalimi zalimin karşısına çıkıp onun zulmünün e, hak ettiği sonucu ona yaşatmak zalimin de lehinedir diyor Elmanlı Hamdi diyor. Çünkü diyor o da diyor belki bu sayede zulmetmekten vazgeçer. Yani birilerinin karşı çıktığını görür öyle herkese hükmünü geçiremeyeceğini anlar diyor. Yani bir defa o böyle... El, başına vur elinden ekmeğini al falan bu İslam'ın ve hele hele Kur'an'ın övdüğü bir şey değil. Zaman zaman bazı e, hikayelerde, menkübelerde veya e, sufi bir takım e, anlatılarda övülüyor gibi görülse bile öyle olmadığını, temelde öyle olmadığını bilelim. Yalnız aşırıya gitmezler bunu yaparken. Burası çok önemli çünkü biraz sonra gelecek 40. ayet kelime de bir kötülüğün karşılığı sadece ona denk bir kötülüktür. Yani e, işte kısas ayetinden de biliriz bunu. E, size mesela sizin gıybetinizi etmiş birisi işte gördün mü? Bak ben benim arkamdan konuşuyor, ben de onu iflas ettirmez miyim? Mesela bunu yapamazsınız çünkü gıybet karşılığında birini iflas ettirmek çok büyük bir ceza, çok e, kıyaslanamayacak kadar büyük bir haksızlık. Yani insan bazen kendisine haksızlık edeni, zulmedeni engelleyeceğim veya onun yaptığının karşılığını vereceğim derken haddi aşabilir, o zaman kendisi bir zalime dönüşebilir. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. İntikam duygusu arkadaşlar asla adalete engel olmamalıdır veya zulme engel olacağım derken adalet gözden kaçırılmamalıdır bu bizim çok yani ayağımızın kaydığı bir nokta çünkü bütün duygularımız izzetimiz zedeleniyor işte kalbimiz en derin noktalarına kadar yaralanıyor öyle büyük bir feveran öyle büyük bir nefret duyuyoruz ki zulüm karşısında hani ölçüyü kaybedebiliyoruz tutturamaya biliyoruz buna da dikkat etmek gerekiyor ee, şöyle diyorlar e, bu psikolojide de sanırım bir yöntem e, ne yani orada ne hissettiğin değil olayı dışarıdan gözlemleyen üçüncü bir kişinin ne gördüğünü anlatın yani iki kişi arasında veya işte iki devlet arasında iki millet arasında şu anda yaşadığımız gibi Gazze'de e, bir şey olduğunda bir mesele, bir zulüm meselesi, bir haddi aşma meselesi olduğunda hani iki tarafı da dinlediğinizde çünkü onların duyguları var, onların işte geçmişten biri getirdikleri tecrübeler, onların hikayeleri var vesaire. Yani bir altyapısı var o yaşananın. Dolayısıyla yaşananı anlatırken o altyapıyla birlikte anlatıyorlar ister istemez. Fakat üçüncü bir kişi yani bu geçmişi falan hiç bilmeyen, o duyguları hiç bilmeyen yukarıdan bir göz ne görürdü o olay esnasında? Ne gördü yani kim ne yaptı hani onu anlattığınız zaman işte asıl karşı hani adil karşılığı belki o zaman bulabiliriz İnsanın kendisine ve yaşadıklarına dışarıdan bakabilmesi arkadaşlar çok çok kuvvetli bir adalet duygusunun kendisinde gelişmiş olması sayesinde mümkün e, bu aslında pek çok Açıdan ruh sağlığımız için de çok kıymetli bir şey yani mesela hep kendini haklı görmek her konuda hep mağdur görmek yani kendi yaptıklarını görmemek kendi yaptıklarını veya işte o mağduriyet yani birisine bir kötülük yapmış diyelim ona sebep olan kendi öncüllerini kendi yaptığı öncülleri görememek ruhen de bizi bozuyor, kişiliğimizi bozuyor arkadaşlar. Bizim yani düşünce yapımızı bozuyor, kafamızı bozuyor. Artık sağlıklı düşünemiyoruz, sağlıklı davranamıyoruz. Bu açıdan buradaki hani karşılığın sadece ona denk bir karşılık olması af meselesine geleceğiz ayrıca az ileride. Şimdi burada arkadaşlar bir başka nokta Elmanlı Hamdi Yazır'ın dikkat ettiği diyor ki e, ...aşırıya gitmeyerek öçlerini alırlar ve bunun için başka bir milletin himayesine de sığınmazlar. Yani onurlu, izzetli kişi böyle ondan bundan yardım isteyerek bu işi yapmaz diyor. Kendisi yapar. Burası da çok önemli arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bugünlerde bir söz var. Çok karşıma çıkıyor çünkü. Akıllı lafını deliye söyletirmiş diye bir söz var. Yani birisi e, bir konuda mağduriyet yaşamış... Ondan sonra sizin de işte bir şeyiniz var, bir ilişkiniz var o konuyla ilgili. Devamlı sizi arıyor, size geliyor. Yani öyle ki sizi cepheye sürüyor. Yani siz onu savunmanız gerekiyor. Hayır arkadaşlar, kişi kendisi için yapılması gerekeni kendisinin yapması gerekiyor. En sağlıklı olan yol bu. Burada da başka bir milletin himayesine sığınmazlar. Yani işte Birleşmiş Milletler bize yardım etsin. Vallahi bilmiyorum yani aklım vermez benim siyasete ama hani böyle falan uluslararası kuruluş işte falan ülkeler yardım etsin. Biz işte yola çıkacağız ama yanımızda hiçbir ülke yok falan bunların en azından bu ayetin bu bölümüne çok uygun düşmediğini söylemek isterim bu vesileyle. Kendi cemaat ve milletlerinin bak şu cümle çok kıymetli. Kendi cemaat ve milletlerinin istiklali, bağımsızlığı yani ve izzet, onuru ve nusratı ve ve zafer yani zafer konusundaki çalışmaları birliğiyle. Yani bunlar arasında birlik yaparak zalim ve bağinin hakkından gelirler. Kim haddi aşıyorsa onun hakkından gelirler. Bunun hakkından gelmek için de e, gereken nedir o mümin topluluğa? İstiklal yani bağımsızlık arkadaşlar izzet, onur ve nusrat ve yardımlaşma. İstiklal, bağımsızlık, onur ve yardımlaşmaları sayesinde kendi aralarında bunu temin etmeleri sayesinde zalim ve bağinin haklarından gelirler. Çünkü başkasına bağımlı olan ee, biri söylesin de ben yapayım, biri işte gösterirse ben yapayım falan diyenler bağımlı kişilikler ve bağımlı milletler e, işte ticari anlaşmalarla bağlanmış veya ne bileyim bağımsızlığını kaybetmiş siyasi bağımsızlığını falan milletler bu onurlu yardımlaşmayı ve dayanışmayı gösteremezler e, dedi Elmanlı Hamdi Yazır. Ayrıca arkadaşlar bu zulüm. İster hariçten gelsin, ister dahilden. Geçen hafta okuduğumuz son bölümü, geçen ders okuduğumuz son bölümü e, aktarıyorum. E, ister dışarıdan gelsin bu zulüm yani Müslüman olmayan bir topluluktan Müslüman topluluğa gelsin isterse içeriden gelsin yani içeride bir grup diğer gruba mesela bir tarikat diğer tarikata bir e, menfaat birliği bir ticari birlik başka bir ticari birliğe fark etmez veya bir şahıs bir başka şahsa iç, dahili olsun fark etmez vaki olan tecavüzün defi ortadan kaldırılması ve cezasının verilmesi bu tecavüzün cezasının verilmesi arkadaşlar dikkat edin cemiyetin vazifesi yani la ekal en azından bunun fıkhi hükmü farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayeyi biliyorsunuz topluluktan bir kısmının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzlar. Ama farzdır. Hiç kimse yapmazsa topluluk, o topluluk içinde hiç kimse bunu yapmazsa herkes, bütün fertler günahkar olur. Mesela cenaze namazı böyledir. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bir grup yaptığı zaman diğerlerinden vebal kalkar ama bir cenaze ortada kalmış, cenazesini kılınacak, kılacak hiç kimse bulunamamışsa o bölgede yaşayan herkes ondan sorumludur dahilden olanlara yani iç e, bir ülkenin kendi içindeki haksızlıklara zulümlere nasıl müdahale edilecek? Nasıl e, efendim onunla mücadele edecek? Mahkemelerin adaletini temin etmek suretiyle. hariçten olanlarda da siyasi tedbirlerle bu intisarın yapılması, yani mazlumun yanında durup ona yardım etmenin yapılması ve yapılabilmesi. Yani bir milletin iç meselelerinde mahkemelerin adaletle çalışması, dış meselelerde de siyasi süreçlerin başarıyla yürütülmesi, bir milletin yüksekliğini ve hakkı hayatını gösteren en ali faziletlerdendir. Yani bir milletin yüksekliğini, yüceliğini, derecesini, kıymetini ve hakkı hayatını yani daha ne kadar yaşayacağını, daha ne kadar bu milletin, bu memleketin varlığını sürdüreceğini anlayabilmek istiyorsak diyor iki kriterimiz var. Bir, mahkemeler adaletle çalışıyor mu? İki, dış ilişkilerde siyasi ağırlığı var mı? Artık fazla söze hacet yok. Onun için diğer müfessirin demişlerdir ki şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Diğer müfessirin demişlerdir ki kullu bağın e, bağa fehumidel muntasiru min. Bağiyeden her bağiyye karşı yani bağıy burada işte haddi aşarak tecavüz etmek, başkasının hakkına saldırmak demekti. Tecavüz arkadaşlar her türlü saldırı için kullanılır Arapçada. Bizde çok dar anlamda kullanılıyor. Ee, Bağiyeden her bağiyye yani her saldıran başkasının hakkına saldırana karşı intisar. Yani yardımlaşma metholunmuştur. Bu isterse işte ne bileyim trafikte bir haksızlık olsun. Mesela ben e, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, dereden geçemeyen denizleri, deryaları hiç geçemez. Derede boğuluyor yani daha. E, mesela trafikte kul hakkına riayet etmeyen kişi arkadaşlar ve o yaptığı haksızlığı akıllılık olarak gören kişi. En acıklı tarafı da burası yani bir insan bir haksızlık yapar ve der ki ya işte gene haksızlık yaptık yanlış yaptık Allah'ım affet ya Rabbi der ki bana sorarsanız haksızlık sadece tevbe ederek giderilemez yani haksızlıktan doğan günah ama o kadar bozulmuş ki zihniyeti haksızlığı akıllılık olarak görüyor yani işte yan taraftan sürüyor ve öne geçiyor mesela 5 tane arabayı arkada bırakıyor ve yasak olan bir şekilde yapıyor bunu veya şey yap görürsünüz böyle yol ayrımlarında siz kendi şeridinizi korursunuz o şerit bir türlü ilerlemez niye çünkü yandan giren gelenler hep öne geçtiği için Şeridin dışından gelenler öne geçtiği için siz arkada bekler durursunuz yani. İşte o arkadakileri enayi gibi görmek. Öne geçmeyi akıllılık gibi görmek. Yani bakın bu derede boğulmaktır arkadaşlar. Yani çok küçük bir menfaat. Orada iki dakika mı kazanacaksın? Üç dakika mı kazanacaksın yani? O, o kadar küçük bir menfaat için bağıyı oldun yani. Zalim oldun. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani arkadaşlar daha ad adil olabilmek... Kimseye zulmetmemek, sınırları ihlal etmemek e, öğrenilen bir şeydir ve küçük küçük konularda öğrenilir. Bu. Mesela yarın bir gün o insan işte ticaretteki bir hileyi de akıllılık olarak görecek. Ticarette hile yaptığında e, rakibini işte bir takım ayak oyunlarıyla kirli oyunlarla devre dışı bıraktığında veya arka tarafa geçirdiğinde onun önüne geçtiğinde bir takım iftiralarla vesaire veya başka hilelerle bilmiyorum ticari hayatı e, onu da akıllılık e, olarak görecek. Dolayısıyla hani hiçbir zalim de ben zulmediyorum oh oh bunu da ne güzel yapıyorum diye yapmaz arkadaşlar bunu da unutmayalım. Yani işte dinliyorsunuz mesela İsraillileri vatandaşından en üst politikacısına kadar hepsi kendilerini son derece haklı görüyorlar. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye boşuna denmemiş işte akıl böyle böyle bozuluyor arkadaşlar. Ee, acizane kanaatim. O adaleti, o hassasi hakkaniyeti, o vicdanı korumak arkadaşlar özellikle zulmün alkışlandığı bir toplumda yavaş yavaş sizin geride kalmanıza sebep oluyor. Benim tecrübem, hayat tecrübem bu yönde. O yüzden bir bedel ödüyorsunuz yani adil olmanın, hakkaniyetli olmanın, kimseye haksızlık etmemenin, herkesin hakkını teslim etmenin bir bedeli var. Onu ödüyorsunuz. Yani onu da söylemiş olayım. Ee, burada tamamen pür helalle yetinmek. Ee, pür helali en büyük başarı olarak görmek. Yani ee, bana sorarsanız bizim ödülümüz yani bunu başaranların ödülü de budur diye düşünüyorum en azından. Tabi Allah isterse ayrıca hem dünyada hem ahirette başka mükafatlar da verir yeden Bağ her bağıyla karşı... ...yani trafikteki haksızlığa karşı... ...işte e, ne bileyim... E, ...kadınlara iş hayatında yapılan ayrımcılıklar... ...yani aklıma gelenleri söylüyorum... ...düşük ücret verilmesi veya işte ne bileyim... E, ...hitap ederken bile yani... ...ben çok şahit olmuşumdur yani... ...yanımdaki hocaya hoca efendi deniyor... ...bana yenge deniyor mesela... ...bunu yaşadım yani... ...halbuki ben de onunla aynı pozisyondayım o anda... E, ...dolayısıyla... E, ...her türlü haksızlığa karşı çıkmak... ...küçüğünden büyüğüne... E, ...met olunmuştur. İbn, yalnız burada... ...arkadaşlar yine bir şey söyleyeyim. Ee, Üstlük ...çok önemlidir. Yani... ...haksızlığa karşı çıkarken özellikle insan... ...ilişkilerinde siyasi konuları benim... ...aklım ermez. Ama in, ticariyete de aklım... ...ermez. <laughs> Diyeceksiniz ki neye aklım erer? İşte buradakileri okuyorum. Onları siz... ...kendi hayatınıza kendiniz uyarlayın. İnsan ilişkilerine birazcık... ...aklım erer arkadaşlar. Onu da... ...tamamına değil. Ee, Acizane... ...kanaatim ne söylediğiniz den neredeyse daha önemlidir nasıl söylediğiniz. Nasıl söylediğiniz, ne, en azından ne söylediğiniz kadar önemlidir. Bazen son derece haklı olduğunuz bir konuda üslubunuzdaki yanlışlıktan ötürü haksız konuma düşersiniz. <laughs> Veyahut da amacınıza ulaşamazsınız en azından yani. E, ters köşe olursunuz. E, üslup son derece önemli, son derece kıymetli. E, burada temel ilkeyi söyleyeyim üslupla ilgili. E, asla karşımızdakinin şahsiyetine saldırmadan sadece ve sadece o davranışı yani yanlış bulduğumuz o davranışı konuşmamız gerekiyor. o dağımızı hiç kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü şeytan bize sürekli dürter. O insanın şahsiyetiyle ilgili bir şeyler de biliyorsak hele e, ikide bir onu böyle <laughs> öne sürüp hani son öldürücü vuruşu yapmak isteriz böyle nefsimiz öyle kışkırtır bizi fakat arkadaşlar asla o sınırdan dışarı çıkmamak şu anda biz ne konuşuyoruz işte az önceki örneği vereyim uydurayım trafikteki trafikteki bir ihlali konuşuyoruz onun dışında sen zaten şöylesin zaten böylesin gibi değil sadece o davranışa odaklanarak konuşmamız ve bunu da e, saygı çerçevesinin dışına çıkmadan yapmamız gerekiyor. İbn Cerir Taberi tefsirinde der ki bu ikinci kavil savaba evladır. Yani hangi kavil arkadaşlar? Bağiye'den her bağiyeye karşı efendim e, intisar met, met olunmuştur. İster dışarıdan gelsin, ister içeriden, ister umumi olsun, ister hususi. Zira Cenab-Allah ı Allah bir manayı tahsis buyurmamış, yani bu ayetin aslına bakacak olursanız sınırlandırmamış. Yani şu tip zulümlerde diye bir tahsis sınırlandırma demek, hususileştirme, özelleştirme demek. Herhangi bir özelleştirme yapmamış, umumi olarak her türlü haksızlıktan bahsetmiş. Buna karşı bir diyen diyebilir, yani bir şöyle bir itiraz gelebilir. İntikam da sena edecek ne var? Yani buradaki yantasironu intikam diye çevirdi ya zaliminden öç almak dedi. Yani intikam övülür mü? Hani böyle diyebilirsiniz. İşte bakın bazen böyle her mesela af her şeyi affetmek hayır her şeyi affetmek değil arkadaşlar bazı aflar vardır ki zulümdür. Ben size örnek vereyim ee, başkasıyla ilgili yani bir başkasını ilgilendiren bir hatayı üçüncü bir kişi olarak sen affedemezsin. Onların ikisi arasındadır. Onla o ma, o hataya maruz kalan kişinin affetmesi gerekir. Biraz sonra bunları konuşacağız. Denilir ki zalime müstahik olduğu cezayı vermekte onu hak yoluna doğrultmak bunda ise en büyük medih vardır. Yani böyle bir itiraz yapılacak olursa hani öcün öç almanın nesi güzel yani bu ayette neden <laughs> Affedersiniz. Neden öç almak övülüyor? diyecek olursanız diyor çünkü işte zalime böyle karşılığını verdiğin zaman onu hak yoluna kendine getirtebilirsin yaptığıyla yüzleşmesini sağlayabilirsin veyahut da hani zihinsel olarak veya kalbi olarak kendi haksızlığını görmese bile yani ben zulmettiğim zaman böyle bir karşılık göreceğim dolayısıyla bunu yapmayayım deyip sadece o göreceği karşılıktan korktuğu için bile zulme engel olmuş olursun ki bu da övülecek bir şeydir. Hasılı bu sıfat yukarıda ayetlerin başında ve umirtülle adile beynekum sizin aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum diye buyrulan adalet emrinin tatbiki noktayı nazarından gayet mühim olan yüksek bir ahlakın kuvvetli bir ruhu içtimainin tecelliyatını ifade etmektedir. Yani buradaki ölç arkadaşlar böyle kişisel intikam haddi aşan böyle intikam arzusu değil tam tersine adaletin temini için adaletin muhafazası için çok yüksek bir ahlakın ve kuvvetli bir sosyal sosyal ruh yani toplumun bütün kimliğinin ortak ruhunun tecelliyatını ifade etmektedir. Bunu mukabili olan ve ida buhum yukarıda yine geçmişti. Onlar kızdıklarında bağışlarlar vasfıyla beraber o sekiz vasıftan bir tanesiydi bu. Ee, onlar kızdıkları zaman bağışlarlar vasfi beraber olarak mülahaza etmek gerek kasırların manasını mülahaza ve gerek ehemmiyetini takdir eylemek için daha faydalı olur. Yani bazı durumlar vardır ki arkadaşlar bir e, öfkelenirsin, gazap geçiyor bakın burada. Diğerinde ise zulüm geçiyor. Bir şey seni öfkelendirir. Öfkelendiğin zaman affetmeyi övüyor Allah Teala. Fakat zulme maruz kaldığın zaman da yardımlaşarak o zulmü engellemeyi, o zalimden hakkını almayı övüyor. O zaman ne çıkacak buradan bu ikisini birlikte değerlendirdiğimiz zaman? Yani o Allah katındaki kalıcı ve yüksek mükafatlara nail olan bu kişiler af ederler, intikam da alırlar. Yerine göre. İşte bu var ya arkadaşlar beni en çok zorlayan şey bu yerine göreyi nasıl bileceğiz? Yani ben hangi durumda affetmeliyim, hangi durumda intikam almalıyım? Çünkü burada da sağlam ölçüler lazım ki burası af yeri deyip mesela zulmü de affedebilirim veya her konuda ölç almaya kalkışabilirim. Ne yapacağız? Onu da birazdan söyleyecek. Ama şuraya biz dikkat edelim. Bu müminler, bu övülen müminler. Çünkü hepsi çoğul siyasıyla geçti. Yani bir kişiden bahsetmiyoruz burada, bir milletten bahsediyoruz. Bu İslam milleti. Af da eder, intikam da alır. Lakin her ikisini de kendi istiklalleriyle yaparlar. Yani bağımsız olarak alır bu kararı. Ne affularında affetmekte, ne intikamlarında. Başka bir millet ve cemaatin tesirine mahkum değildir. Yani dışarıdan bir tesirle dışarıdan yönlendirmelerle birinin maşası olarak işte akıllı lafını deliye söyletirmiş. Yani bir akıllı birinin planlarının bir parçası olarak hareket etmezler. Tamamen bağımsız olarak kendi inançlarıyla, kendi vicdanlarıyla, kendi adalet duygularıyla, kendi bilgileriyle, kendi zihinleriyle, kendi iradeleriyle bu kararı alırlar. Böyle intisar ve intikamın niçin ve nasıl meşru ve müstahsen, meşru değil sadece müstahsen, güzel görülmüş yani. Yani intikam nasıl meşru oluyor, niçin meşru oluyor, hatta neden güzel görülüyor bu ayet-i de çünkü övülen bir vasıf olarak geçti. Ona gelince işte 40. ayet onun cevabını veriyor arkadaşlar. Ve ceza u seyyiyetin etin mitluha. Kötülüğün cezası misli bir kötülüktür. Bu düstur fıkıhta ukubat ahkamına büyük bir esas olan ukubat ceza hukuku demek arkadaşlar. Yani İslam hukukunda <laughs> cezalar kısmında büyük bir esas olan ve genel umum ceza kanunlarına esas ittihaz edilmesi lazım gelen bir kanunu küllidir. Yani te, ka, temel prensiptir. Kanunların kendisinden üretildiği temel prensiptir ve ceza u seyyiyetin seyyetun mitluha. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Yani bağıy zulümdür, kötülüktür. Kötülüğe meydan vermeyip ceza vermek de güzel bir iştir. Lakin, çok dikkat buraya, bunun güzel olması iki şart ile meşruttur. Yani bu intikamın, cezanın güzel olması için iki şarta taşıması lazım. Birincisi Cürme ceza olabilmek için onun gibi bir seyyiye yani mücrimin hoşuna gitmez bir fiil olmalıdır. Yani mesela diyelim ki okumayı çok seven biri bir suç işledi, uyduruyorum şu anda, bir trafik suçu işledi. Ona ceza veriyorsun, kütüphanede 10 gün çıkmadan kalacaksın mesela. Bu ceza değil ona. Çünkü onu onun için bir kötülük değil bu. Anlatabildim mi? Mücrimin hoşuna gitmeyen, suçlunun hoşuna gitmeyen bir fiil olmalıdır. Yoksa o bir ceza değil, cürüm ve zulme teşvik olur. Yerine düşmeyen güzellik ise çirkinliğe dönüşür. Yani bir güzellik şimdi burada ceza vermek güzel bir şeydi çünkü mazlumdan hani mazlumun hakkını koruyacaktın ama o kadar yersiz bir ceza verdin ki bu güzellik çirkinliğe dönüştü. İkincisi ceza cürmün misli ve müsavisi olmalıdır. Yani suça denk olmalıdır. Suçla ceza arasında denklik olmalıdır. Yoksa adalet olmaz. Bu mana adalet kelimesinin mefhumunda da dahildir. <laughs> onun için mesela arkadaşlar şimdi en son bir roman dinledim e, çok da böyle romanları da övmek istemiyorum ama bu meşhur bir roman e, Stendhal'in Kırmızı ve Siyahı en sonunda romanın kahramanı arkadaşlar birisini öldürmek kastıyla ateş etti fakat sadece omuzundan yaraladı fakat karşılığında adamı idam ettiler e, mesela bu e, suçtan daha büyük bir ceza haksız bir ceza Dolayısıyla suça denk olması lazım mutlaka İslam hukukunda arkadaşlar çok ben akademisyen değilim biliyorsunuz böyle anlatıyorum ama alim falan değilim sakın öyle zannetmeyin meraklısı işin ehli olan hocalardan sorup öğrensin ben sadece temel bilgileri size aktarıyorum efendim. Yani o suç, İslam hukukunda Peygamber Efendimizin şu tavsiyesi çok dikkate alın, alınır alınmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakeme görevi de olan valilerini e, görevlendirirken, bir yere gönderirken onlara diyor ki sizden birinizin afta yanılması, cezada yanılmasından daha hayırlıdır. Yani bir suçluyu yanlışlıkla affetmek, bir masumu yanlışlıkla cezalandırmaktan daha hayırlıdır. Bu nedenle daima af yolunu tutmak, yani en küçük bir e, delilde bir şüphe, en küçük bir şahitlik yapan birinde bir tereddüt hissedildiğinde ceza düşer veya miktarı düşer, bir alt seviyeye iner. Buna da son derece dikkat edilir. Çünkü suçu aşan ceza da zulümdür arkadaşlar e, bunun için bağıya karşı öç alınırken haddi aşıp tecavüz etmemelidir. Fakat femen afa ve aslaha. Her kim de affedip ıslah eylerse, yalnız burada dikkat edin, buraya kadar böyle hep çoğul geldi sigalar, burada tekil geldi arkadaşlar. İşte şöyle onlar zulüm karşısında yardımlaşırlar falan bir çoğul bir gruptan bahsediliyordu. Burada tekil bir kişiden bahsediliyor. Her kim de affeder ve ıslah ederse, durumu düzeltirse, kendine kötülük eden kimsenin suçunu affedip onunla arasındaki husumet halini düzeltirse fe ecruhu alallah. Onun da ecri Allah'adır. Allah'ın uhdesindedir. Yani Allah ona çok büyük ecir ihsan eder. Burada men afa diye affın, Müfret sigasıyla yani tekil sigasıyla iradı böyle gelmesi bunun hukuku umumiyede değil yani umumi hak ihlallerini bir topluma karşı, bir topluluğa karşı, bir millete karşı yapılan haksızlıkları bir fert affedemez. Hukuki şahsiyede cereyan edeceğine bir tembih gibidir. E, şahsi meselelerle ilgili e, konularda af Tavsiye ediliyor arkadaşlar. İnnehu la yuhibbu zalimin her halde yani bu her halükarda demektir. O Allah zulmedenleri sevmez. Yani gerek iptidaen bağ zulmedenleri yani zulme ilk başlayanları gerekse cezada ileri gitmek suretiyle zulmedenleri hiçbirini sevmez. Cezada mümaselet ve müsavata riayet yani denk olması cezanın suça denk olması müşkil olan hususatta yani çok karışık açık olmayan çok böyle açık ve net olmayan e, suçlar ve işte kim karışmış ne kadar yapmış vesaire bu gibi konularda zulüm ihtila, ihtimali galip olacağı için böyle müşkil konularda tecziyeye kadir olduğu halde yani ceza vermeye gücü yettiği halde af ile ıslah yapan kimselere Allah büyük ecir verir diyerek efendim 41. ayete gelmiş oluyoruz son 3 ayeti de inşallah bir sonraki oturuma bırakalım efendim Allah'a emanet olun Cenab-ı Hak kendi kitabını layıkı ve çile anlayanlardan en güzel şekilde anlayanlardan ve onun istediği razı olacağı şekilde de tatbik edenlerden eylesin cümlemizi